Merhaba arkadaşlar. Geçen pazar günü gerçekten benimle çok keyif aldığım bir sohbet yaptık sizlerle. Bugün de aslında biraz daha onun devamını yapmak isterim. Bugün başka bir konuyu konuşacağım sizlerle. Ee, arkadaşlarım sıklıkla yazıyorlar. Yani şu konuyla gelin bu konuda. Çok teşekkür ederim. Hepsine sırasıyla geleceğim. Bu sefer anlatacağım konu hepinizin malumu üzere. Nuri Kirligil, Atilla Oral e, yazmış. Yankariye'nin evlerinden çıkmış. Şöyle kalınca da bir kitap arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim, Nuri Kirligil ile ilgili e, merak ettiğiniz, arşiv niteliğinde, belki savunma sanayiinde geçmişiyle ilgili bulabileceğiniz her şey. Eğer gerçekten çok ilgileniyorsanız tavsiye ederim. Ee, ben de bu kitabı sağ olsun Özdemir Bey vasıtasıyla ulaştım. İlginçtir. Özdemir Bayraktar zaman zaman konuşuyoruz, ediyoruz. Hani alacak de gelen bir özellikleri var. Yalnızca şey yapmaya çalışmıyorlar. Bir ürün e, yapmaya çalışmıyorlar. Aynı zamanda bir ekol ve kendisinden gelecek sonraki nesillere uyandırmaya, onlara bir vizyon vermeye ve onlarla beraber çalışacakları ekip ruhunu öğretmeye çalışıyorlar. Yalnızca tek şey yapmıyorlar arkadaşlar. Yalnızca siha üretmiyorlar. Bu kitabın da basılmasında çok emekleri olduğunu biliyorum. Maddi manevi birçok destekleri var. Ondan bana ulaşmıştı. sağ olsun bana göndermişti. Tam Özdemir Bey derken aklıma Nuri Kirligil'in hikayesiyle Özdemir Bey'lerin hikayesi de böyle inşallah örtüşmez diyerek duayla başlayalım. Peki. Aslında örtüşüyor da yani bazen düşünsenize darbe olmuş olsaydı herhalde ilk tutuklanacaklardan birileri de herhalde onlardı diye de düşünüyorum. Geçmişte de çok uğraşanlar olmuş. Yaparken de çok uğraşanlar olmuş. E, tasarım halindeyken bile çok uğraşan insanlar olmuş. Hatırlarsanız daha önce de size anlatmıştım hikayelerini anlatırken. Hatta bunu geçen günlerde Haluk Bayraktar bir arkadaşımıza röportaj verirken de bahsetmiş. Daha ortada bir Ürün yokken e, İsrail'li bir firmanın satın alma hikayesini anlatmıştım size. Çok önemlidir bunlar. Bu öyle basitçe bir e, pas geçebileceğiniz bir mevzu değil arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Nuri Kirlili'nin hikayesi o yüzden hepiniz için okunması gereken bir ruh hali. E, çünkü insanları tanımak istiyorsanız, insanları e, yalnızca bir günde yaptıkları işlerle değil, ömür boyu süreçlerini değerlendirerek not vermenizi tavsiye ederim. Yani benim en çok yaptığım şeylerden bir tanesidir. Yani bazı insanlar vardı dönemsel olarak yükselir, dönemsel olarak aşağı inebilirler. Ee, aşağı indikleri dönemde geçmişteki yaptıkları ortadan kaldırılmaz. Bazı insanların geçmişte yaptığı kötülükler bazı dönemlerde yükselmeleriyle ortadan kalkmaz arkadaşlar. O yüzden Nuri Killigil'in felsefesini, yaşadıklarını, yapmak isteklerini Bence çok iyi bakmak lazım. Çok arşivli bir kitap gerçekten söylüyorum. Bir defa müthiş bir e, belge var içerisinde ve bu belgeler beni çok hayrete düşürdü. Yani ben Norikilli ilgili hakkında bir bilgi sahibiydim ama bu kitabı okuyunca daha 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 okuyacağım çok yer var e, ortalarındayım. Ama inanın e, kendimi kötü hissettim. Atatürk'ün sözüyle başlayalım isterseniz şeye. Çok ilginçtir, kitabın da tam ort başlangıcına bunu, bu sözcükle konulmuş. Mühimmatını kendisi yapmayan milletler payidar olamaz. Mustafa Kemal Atatürk. Bu e, nereden geçiyor, nereden buluyorlar bu e, söz, nerede geçmiş onu da söyleyelim. Türk sanayi, e, sanayi konusunda Atatürk'ün görüşünü özetleyen bu veciz söz, Şakir Zümre'ye ait belgelerde yazılıymış. Yani orada geçen bir söz buranın da kitabın da başlangıç girişi olarak koymuşlar. Mühimatınız kendisini yapmayan milletler faydar olamaz. Aslında bunu biz son üç e, sınır ötesi operasyonda yani Suriye'de yaptığımız sınır ötesi operasyonda Kuzey Irak'ta sürdürdüğümüz operasyonlarda, Libya'da ve e, en son Karabağ Savaşı sırasında arkadaşlar gördük. Mühimmatımızı kendimiz yapmış olmanın bize vermiş olduğu gücü çok net olarak algıladık. Ne kadar önemli bir söz değil mi? Mühimmatını kendisi yapmayan milletler faydar olamazlar. Evet geçmiş günlerde aslında bir şey paylaşmıştım. Bu kitaptan bir örneği de ona göndereceğim. Osman Bey kale grubunda savunma sanayinin başında aynı zamanda. Ve ek olarak da kendilerinden önceki ekolü sürdürmeye çalışan insanlar. Çok size seviyorum. Bir iki hikaye anlatmıştı bana. Amerika'ya gittiğinde bir silah üreticisi, daha doğrusu silah koleksiyoncusunun da tanışması anlatmıştı. Kendisini ona götürüyorlar. Adam içeri girdiğine diyor ki her tarafta işte şeyler var. Savunma sanayi ürünleri var ve hepsinin numarası 01, 01, 02, 03. Her şeyden üç tanesi onda. İlk üç tanesi oldu. Tüfek, bomba atar, işte tabanca neyse. Üretilmiş ne varsa. Tabii ben de ben diyor bizimkiler nerede diye sordum da yok demiş çok bozuldum demişti. Daha sonra hikayen atmıştım siz hatırlarsanız. Türkiye'ye geliyor ve fabrikaya talimat veriyor. Ne kadar piyade tüfeği ve silahı varsa hepsini öğreteceğiz diye. Ve gerçekten de öğretiyorlar. Ama bu kitabı okurken o adamın da atladığı bir şey gördüm. Hepimiz atladı. Biz atlamışız. Bırak adamın atlamasını. Nuri Killigil'in yaptığı 9 mm bir tabanca. Ve e, tasarımını gördüm. Yani içine koymuşlar. Müthiş de e, güzel. Yani bugün bile çok rahatlıkla. Bir de o zaman için üretmeye başlamış da. Yani silahlı kuvvetlere de vermeye de başlamış. Onu söyleyeyim size. 50 tabanca e, üretiyormuş günde. Ya o zamanın şartları için bence e, müthiş bir rakam diyebiliriz arkadaşlar. Yani neler yapmamış ki? E, yani bugün aslında e, onun öğrencileri, onun arkasından gelenler bence müthiş işler yapıyorlar. Aynı ruhla yapıyorlar, aynı imkansızlarla yapıyorlar. İşte o dönemde elimizde kalan birçok mermi var. Bugünkü atılar mısınız? Hani e, Aselsan bu kitler yapıyor, uçaklardan atılacak. E, akılsız mühimmat dediğimiz, serbest düşüşlü mühimmatlara akıllı mühimmatı atık getirecek kitler yapıyor. Aslında bir benzerini zamanında Nuri Kıllıgil yapmış biliyor musunuz? Nuri Kıllıgil de top mermilerinden top mermilerinden uçaklardan atılan mühimmat yapmış. Çünkü imkansızlar var. O imkanlar da atıl duran oradaki mermileri, top mermilerini uçaklardan atılan mühimmata dönüştüre bilmiş. Bizim hikaye biraz böyle arkadaşlar ya. Yani yokluklar içerisinde devamlı bir şey yapmaya çalışan insanlar. Bakın ben size bunun orijinali bu göstereceğim şeyin orijinali aslında şeyde var. Eğer gezmek isterseniz Harbiye Askeri Müzesi'nde Nuri Paşa'nın ürettiği 9 mm tabanca özel kutusunda diye var. Bakın. Şuna şunu güzelliğini görüyor musunuz? Şu tabancanın güzelliğini. Bu 1900 tabii kıtlarda. Yani 2. Dünya Savaşı sırasında. Patenti de var. Yani kendisine ait olan patenti de var. Polonya'dan aldığı silah tasarım patenti bu aynı zamanda. Sonra kendisine ait olan el bombası var. El bombasını da yapıyor, el bombası da hayata geçiyor. Ee, ne kadar ilginç değil mi arkadaşlar? Ve o dönemde yapılan birçok malzeme şeye gitmiştim. Ee, sanırım Fırat kalkın Harekatı sırasındaydı. Bakın. Nuri Paşa'nın yaptığı ve e, 50 adet üretim, yani seri olarak ürettiği tabanca da bu arkadaşlar, şu. Bakın şu. Bu bana o kadar üzüntü veriyor ki, tam buradayken geleyim sonra tekrar o Fırat Kalkın Harekatı'na gideyim unutmazsam inşallah. Bazen geçmişle ilgili bazı örnekler verirken, e, büyüklerimiz bazen alınıyorlar. Alınmasın artık biz de e, geçmişte kaldık. Şu anda e, çalışan arkadaşlarımız var. Bu eleştiriyi yaparken geçmişte nereden nereye geldiğimizi değil neden gelemediğimizi sorgulamak adına yapıyoruz. Yoksa kişileri kişilerle hiç uğraşacak halimiz yok yani. Harb okulundan mezun olduk 89 yılı. Şuna benzer bir silah verdiler bize. Aynen işte aynen bu, bu, bu bunun benzeri yaklaşık çek vizördür. Çek vizör diye. E artık 9 Mehmet'le tabancanın olmadığı bir dönemde, 89 yılında terörün azdığı bir dönemde bize bir küçük çapta, bir aşağı çapta bir silahla hem de kullanılmış, daha doğrusu yakalanmış, 80 yılından önce yakalanmış, depoya kaldırılmış, silahlardan, çek vizörlerden verilmişti arkadaşlar. Ama görüyoruz ki Nuri yaptığı silah o zamandan sonra neden yapılmamış çok merak ediyorum. O deminse gösterdiğim silah bugünün silahlarının herhalde atası sayılabilecek. İlk ilk gösterdiğim silah vardı ya o. Bir silah tasarımcısı aslında baktığında. Diyorum ya kafası hep şeye çalışıyor. Türkiye'nin lehine olacak olan e, konuları e, çalışıyor. Peki, demin Fırat Kalkın Harekatı'na geleyim. Fırat Kalkın Harekatı'na gittik. Bir tane araçların üzerinde özellikle e, hepiniz biliyorsunuz çoğunlukla pikapların üzerine malzemeler konmuştu. Yani uçak sabahlar konup onunla atış yapılıyordu. Türkiye'de buna benzer bir şey nasıl yapılabilir diye konuşulurken, atıl olarak atılmış depolarda, atıl demeyelim atılmış demeyelim de bazı silahlar kenara konur, seferde kullanılmak üzere, yedek kuvvetlere dağıtılmak üzere depolara kaldırılır. Yaşatılamıyorsam 20 milimetrelik e, silahlar depolarda atıl olarak duruyor. mühimmatlarla beraber duruyor bu arada. Yani dışarıdan alınması gereken hiçbir şey yok. Arkadaşlar onları alıyorlar, geliştiriyorlar, sehpalarını yapıyorlar ve araçlara monte ediyorlar. Ve Fırat Kalkanı Harekatı sırasında en çok işimize yarayan sistem buydu. İsimlerini hatırlamıyorum şimdi ama e, silahlı kuvvetler içerisinden ve dışarıdan birkaç arkadaşın desteğiyle yapılmış olan bir modernizasyondu e, diyebiliriz buna. İşte Hikaye orada başlıyor. Kitap neyi anlatıyor? Bence aslında sorduğum soruların çoğunu anlatıyor. Ki diyorum ya birisini anlamak ve onun ruh halini anlamak istiyorsanız geçmişte ne yaptığını bileceksiniz. Kitap 1911-12 Türk-İtalyan Savaşı ve Teğmen Nuri Bey'in Trablus hatıralarını anlatıyor. O zaman Teğmen. Atatürk yanında savaşmak. Zaten Atatürk de o yüzden kendisine çok şey gösteriyor kendi döneminde desteklemek üzere çok fazlasıyla katkı sunuyor, onu söyleyeyim size. Bin Dünya Savaşı'nda Afrika grupları kumanda Nuri Paşa'nın faaliyetleri. Kafkas İslam ordusu kumandanı Nuri Paşa 15 Eylül 1919 Bakü zaferi. Kurtuluş Savaşı yıllarında Nuri Paşa ve Erzurum'da kurduğu iş ocağı. Nuri Paşa'nın kardeşi Ertuğrul'u Almanya'da aldıkları Çincilik eğitimi. 1925'te Nuri Paşa'nın kurduğu Kütahya Çin'i İşleri Türk Anonim Şirketi. 1926'da Nuri Paşa'nın Kütahya'da kurduğu Çin'i ve Seramik Fabrikası. Nuri Paşa'nın Polonya'dan aldığı silah cephane tasarım patentleri. Türkiye'nin ilk endüstriyel silah tasarımcısı Nuri Paşa'nın projeleri. Nuri Kirligil'in Karaburun Civa Madeninden çıkan binlerce yıllık tarih. Nuri Kirligil'i Zeytinburnu Silah ve Cephane Fabrikası nasıl kurdu? Sütücü silah ve cephe nasıl kurduğundan daha sonra devam ediyor. Bir de sütücü de kuruyor. Zeytinburnu'na sonra silah sütücü de kuruyor. Seri ve endüstriyel üretilen Nuri Kirli ilgili tasarım uçak bombaları. Demin anlatmaya çalıştığım şeylerdi. Tasarım ve uygulaması Nuri Kirli e ait el bombası. Nuri Tevhid. Çok ilginç ismi de vermiş. Ve devam ediyor arkadaşlar. Nereye kadar devam ediyor? Şöyle devam ediyor. Nuri Mısır, Ürdün ve Suriye için iman ettiği silah ve cephaneler. Türk savunma sanayinde özel sektörü ve Nuri nasıl yok edildi? Sütlüce ittifakında şüphe veren ayrıntılar ve ondan sonra devam eden sorular. İşte nasıl patladığından tutun da nasıl defnedildiğine kadar bütün ayrıntılar bu kitapta var. Arkadaşlar... Hep diyorum ya, geçmişini bilmeyen ve geçmişini anlamayanların bugünle ilgili çok fazla kelime öğretmesinin bir anlamı olmuyor. Çünkü kurdukların bir tarafı eksik. Orası sanki nasıl bir şey söyleyeyim size, bir e, resim yaptığınız tuval düşünün, onun arkası yok. Yani durmuyor yani, o tuvali yapamazsınız, onun, onun arka ayağı geçmiş. O geçmişi dayayacaksınız ve üzerine çizmeye başlayacaksınız. O işe çizme başladığınız andan itibaren işin şekli, boyutu değişiyor. Vay be diyorsunuz değil mi? Koca bir kitap. Koca bir kitap. İnanılmaz e, şeyler, e, dökümanlar, fotoğraflar ve... Yaşanmış bir hikaye, kahramanlıklar da var. Zaten ilginç olan da odur arkadaşlar. Bazen şehitlerimizle ilgili bana soruyorlar. Birçok yere gittiğimde muhakkak şehit ailelerini ve şehitlerimizi ziyaret etmeyi düşünüp istemişimdir ve yap yaparım yani uğrarım muhakkak evlerine müsaitlerse. Karabük'te anlatmıştım bunu size. Karabük şehitlerimizden yani Karabük'te Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehitlerinden bir arkadaşımız vardı. Bütün şehitlerimiz aynı. Örnek olarak onu anlatıyorum. Neyse bir ziyaret ettim. Baba da emekli askerdi. Bir süre özel kuvvetler çalışıyor arkadaşımız. Daha sonra başka bir görev atanıyor. Daha sonra yine buraya gönüllü giden ekipten, hatta o günde öne çıkıp en önde gitmek isteyenlerden birisi. Baba ve anne diyor ki, biz diyor oğlumuzun yaşamını ve yaptıklarını ancak yıllar sonra anlayabildik. Evladımız kaybettikten sonra birçok insan gelip kendisini okuttuğunu, veya birçok insan gelip kendisine düzenli olarak her ay maaşından para gönderip yardım ettiğini söyledi. Öyle insanlar ve öyle yaşamlar, yaşantılar baktığınızda öyle bir anda olmuyor. Hayatını bir şeye adamış insanların bir dönem sonra yapması mümkün değil. Başlangıç itibariyle yavaş yavaş yapa yapa geliyorsunuz. İlla koca bir Nuri Killigil, e, Nuri Paşa gibi Kafkasya İslam orduları komandanı olamayabiliriz. Ama hepimizin kendi çapında yapabileceği işler var arkadaşlar. Bunu da yapabilmeniz için hayatınızın birçok aşamasında bunu e, yaparak ve sürdürerek sürdürmeniz gerekir. Namı, yaşantısı ve duruşu aslında kendisini çok rahat bir şekilde hayatını sürdürebilirdi arkadaşlar. Ama her kurduğu fabrika, çünkü ticaret başka bir şey. Zaman zaman fabrikalar batmış, zaman zaman borçlanmış, zaman zaman borç içinde yaşamış, zaman zaman bütün hayatını o fabrikanın içerisine geçirmiş. Ama çıktığı yoldan da asla dönmemiş. Buradan bugüne çıkartılacak olan dersler, bugüne çıkartılacak olan anılacak. ve anlatılacak olan hikayeler. Aynısı yaşanmıyor mu şimdi? Hadi bir düşün bakalım. Aynısı yaşanmıyor mu? Aynı şeyler söylenmiyor mu? Aynı şeyler ağır eleştiriler yapılmıyor mu? İşte geçen gün size devrim arabalarının hikayesini anlattığım e, Erbakan'ın da içinde olduğu süreç. Bir cumhurbaşkanının Cemal Gürsel'in isyanı. Yani bunun neden yapılamayacağının onun tarafından da söylenmesi. Düşünün bir ülkedesiniz ve her şeye muktedir olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama diyorsunuz ki hayır ben muktedir değilim diyorsunuz. 1960 darbesi ve sonrasından bahsediyoruz arkadaşlar. <laughs> yapamayacaklarını, yaptırmayacaklarını çok iyi biliyor. Yaptırmayacaklarını, yapamayacaklarını demeyelim. Doğru tabir bence yaptırmayacaklarını çok iyi biliyor. Bazen Türkiye savunma sanayi ile ilgili konuşurken veya diğerlerini konuşurken hep şu örneği veriyorum. Biz rakiplerimizle aynı kulvarda koşmadık. Bize kulvar bile vermediler arkadaşlar. Üstüne üstlük kulvar vermedikleri gibi ayaklarımıza da pranga takıp o prangalarla koşmamızı istediler. Ama İlginçtir o prangalar her defasında bizi biraz daha güçlendirdi. Bacaklarımız eskisine göre çok daha kaslı oldu. Ama bir anda o prangalar çıkartıldığı andan itibaren de farkındaysanız bu süretin neden bu kadar olduğunu anlatımı da burada kaynaklanıyor. O prangalar bizi güçlendirdi. O prangaları siyasi irade, konjüktür, Türk toplumunun gelişmesi, sanayicinin attırılması, Türk toplumundaki aydınlanma ne derseniz deyin. Hangisine bunun içine koyarsanız koyun. O prangalardan birini bile çıkartmış olmanız sizi fırlattı. İkisini çıkarttırdığınızda nereye gidebileceğinizi düşünün. Hala pranga var mı ayağımızda? Var arkadaşlar. Maalesef var. O rahmetli Erbakan'ın söylediği gibi Türk sanayisinin gelişmesini istemeyen küçük bir azınlık var diyor. Ama o azınlık her zaman sesi çok çıkar sayı azlığı etki azlığı anlamına gelmez diyor ya. Bence son dönemin ve yaşadıklarımızın bence en önemli kelimesi bu. Buna benzer bir kelimeyi ben çok kullanırım hatırlarsanız. Çokluk bir kavram değildir derim. Ne kadar etki ettiğiniz önemlidir. Rahmetli'den alıntı yapmışım herhalde. Aklıma bir yerde kalmış onun söyledikleri. Aynen öyle. Ne kadar sesinizin çıktığı, ne kadar mücadele ettiğiniz, ne kadar inandığınız önemli. Hep derler ya, bana 10.000 kişi verin, size dünyayı fethedeyim. 10.000 inanmış insan. Onlardan bir tanesini daha size bugün anlatmaya çalıştım. Alın okuyun arkadaşlar, rica ediyorum okuyun. Okuyun. Gençler okuyun, büyükler okuyun, benden büyükler okuyun. Lütfen rica ediyorum okuyun. Okumanın size vereceği en önemli şey geçmişte yaşananlar ve gelecekte olanları bedel ödemeden öğrenebileceğiniz müthiş bir fırsat. Mayına basmayacaksınız, mayına basıtmayacaksınız. Yapmak istedikleriniz için çok öncesinden kafanıza bir plan oluşabilecek. Allah'a emanet olun. Yarın inşallah daha da ilginç bir konuyla karşınızda olmaya çalışacağım. Görüşmek üzere.